Evet, başladık mı? Taha Bey şunu sormuş. Glikozun beyne olan etkisi hakkındaki yorumlarınızı biliyoruz. Bu konu hakkında bir video istiyorum, bir porsiyon demiş. Ne biliyorlarmış ki? Ben glikozun beyne etkisi diye bir şey anlatmadım. Bilmiyorum. Yani şöyle, fazla yemenin beyne etkisi diye bir şey anlatmış olabilirim. Ha, fazla şeker almak. Herhalde onu kastediyor glikoz dedi. Ya özetle glikoz, hani genel söyleyeyim, bir temel şeker. Yani bizim işte tekli şekerlerden, tabiatta en çok bulduğumuz şekerlerden bir tanesi. Beynimizin ana yakıtlarından en başta geleni. Ve beynimiz glikoza bayılır. Yani hücreler çalışırken çok fazla glikoz tüketirler vesaire vesaire. Fakat tabiatta glikoz azdır. Her gün bulunabilen bir şey değildir. Dolayısıyla bizim vücudumuz glikozu aşırı sevecek bir tat duyusuyla donatılmıştır mesela. Bulduk mu? Onun hepsini gövdeye indirelim, doymadan yiyelim diye. Bugün çikolataya, şekere gösterdiğimiz ilgi buradan geliyor. Çünkü beyni çok besleyen bir şey olduğu için beyne hızlı enerji sağlıyor. Her gün peki bulamazsak glikoz ne yapacağız? Vücutta buna göre çok güzel bir adaptasyon var. Yağ dokumuzda yağ biriktiriyoruz yediğimiz bütün besinlerden. Daha sonra glikoz yoksa, şeker yoksa özellikle karaciğerimiz keton cisimcikleri denen yağ parçacıkları üretiyor. Bu yağ parçacıkları da beynimizde ikinci en önemli enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Glikoza çevriliyor bir şekilde, enerjiye çevriliyor orada. Ve netice itibariyle biz aslında glikoz bulduğumuz zaman hızlıca beyni besleyebilen ama glikoz bulamadığımız zamanlarda da yağ dokumuzdan daha yavaş ama çok daha uzun süreli enerji sağlayabilen bir sisteme sahibiz. Glikozun bugünkü problemi şu, her yerde var. Mesela rafine şekerlerden, içeceklerden, meşrubata her yerde i̇şte bulabiliyoruz. Oradan aldığımız şey bizim beynimizi besleyen o glikoz mu? O glikoz, aynı glikoz. Glikozda bir fark yok. Fakat sürekli alınca ne oluyor? Beyin sürekli hızlı yakabildiği glikozu alıyor. Vücuda çok fazla glikoz aldığı için fazla glikoz hemen yağa çevrilip İç organlarda, yağ dokularda ve özellikle karaciğerde depolanıyor. Başlıyor iç sistem yağlanmaya. Ve bu yağlanma glikoz açlığı çekmediğimiz için enerji parçacıklarına dönüşmediğinden dolayı yağlar birikiyor vücutta. Bunun en masum ortaya çıkış biçimi kiloluluk, yani obezite dediğimiz durum. En masum hali, en normal hali. Esas göremediğimiz hali iç organ yağlanmaları, damar sertlikleri, karaciğerde basınç ve direnç artışı. İşte bu daha sonra hepatik dolaşım denen karaciğer dolaşımını zorluyor mesela. Karaciğerin fonksiyonlarını bozuyor, karaciğer hasar görüyor. Daha da büyük problemler yaratabiliyor. Bugün mesela şehirde yaşayan özellikle belli bir yaşın üstünde insanlara, ağırlıklı olarak erkeklere bir muayene yapın. Herhalde üçte birinde net olarak karaciğer yağlanması görürsünüz çeşitli düzeylerde. Bu karaciğer yağlanması bu aldığımız aşırı glikozdan kaynaklanıyor. O yüzden tabiattaki kadar glikoz alacak bir diyet sistemine geçmekte büyük fayda var. O da nedir? Hiç almasanız da olur. Çünkü yediğimiz her şeyde bir şekilde glikoz var zaten. Şekeri, karbonhidratı, şunu bunu diyetinizden neredeyse tamamen çıkarırsanız, eğer spor yapmıyorsanız çok ekstra bir efendim efor sarf etmenize gerek yoksa rahat rahat beyni de bedeni de besliyorsunuz. Bu arada Canan Karatay'ın önerilerini dinlenmesini tekrar tavsiye ediyorum.